Her fırsatta Kürtleri temsil ettiği iddiasında bulunan HDP, CHP'den miras aldığı laikliği, CHP'yi aratmayacak bir titizlik ve kararlılıkla Kürtlere dayatmaya çalışıyor. HDP'nin söylemleri ve seçim bildirgesi de HDP'nin Kürt halkının İslami kimliğini yok etme projesi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kürt halkının en temel vasıflarının başındaysa dindar ve mütedeyyin olmaları geliyor. Ancak Taksim'i Kabe ile kıyaslayan, Kudüs'ü Yahudilerin kutsal mekanı kabul eden, Diyaneti kaldıracaklarını ve okullarda din derslerine son vereceklerini açıklayan HDP, gerçek yüzünü ve niyetini ortaya koyuyor. Yönetenler açısından HDP ve bazı örgütler tarafından düzenlenen sözde kadına özgürlük eylemleri, çarşaf üzerinden İslam'a hakaret eylemine dönüşüyor. Eylemde çarşaf giydirilmiş kadınlar zincirlerle bağlanarak bir köle gibi gösterilmeye çalışılıyor. HDP sadece laikliğin bayraktarlığını yapmakla da kalmıyor. LGBT'nin bayraktarlığını da yapıyor. Nitekim HDP'nin seçim bildirgesinin ilan edildiği günde HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ bu gerçekliği şu şekilde ifade ediyordu. Bu bildirgeyi biz ezilen halklarla, inançlarla, kadınlarla, grevdeki işçiyle yaşamın bütün alanlarında eşit yaşam mücadelesi veren LGBT'yi bireylerle yazdık. HDP'nin seçim bildirgesi incelendiğinde 9 yerde LGBT'ye vurgu yapılırken, Kürt vurgusuna ise sadece 7 yerde değinilmesi LGBT'ye gösterilen önemi ortaya koyuyor. Müslüman toplumun ahlakını yok etmeye ve Müslüman Kürt halkı içerisine bu anlayışı yerleştirmeye, bu fiillerin yaygınlaşmasını ve toplum tarafından kabul görmesini sağlamaya çalışıyor. Malum olduğu üzere LGBT, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel kelimelerin kısaltılmış hali. Gaylerde erkek erkekle evlenebilirken, lezbiyenlerde ise kadın kadınla evleniyor. Biseksüellik ise bir kimsenin hem kendi cinsiyle hem de karşı cinsiyle birliktelik yaşayabilme haliyken, transseksüellik ise erkeğin kendini kadına çevirmesi ya da kadının kendini erkeğe çevirmesi olarak biliniyor. Halbuki tüm bu fiiller Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere Allah-u Teala tarafından habis ve çirkin bir iş olarak tanımlanıyor. Ayet-i Kerime söz konusu fiilleri, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı, çirkinliği mi yapıyorsunuz diye tarif ediyor. Ki söz konusu çirkin işleri yapanlar helak ediliyor. HDP'nin Eskişehir 6. sıra milletvekili adayı Barış Sulu, kendisinin eşcinsel olduğunu belirterek HDP'yi tercih etmesinin nedenini şöyle açıklıyordu. Eşcinseller, biseksüeller, translar HDP'nin içinde çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorlar. Bütün kongrelerinde söz sahibi olabiliyorlar. Bundan dolayı HDP'nin içindeyim. HDP'nin İslam düşmanlığındaki son atakları 90'lı yıllardaki uygulamalarıyla da benzerlik gösteriyor. 90'lı yıllarda Müslüman Kürt halkına ya partiye teslim olacaksınız ya da hepiniz öldürüleceksiniz diyen zihniyet, 6-8 Ekim'de de kendinden farklı düşünen Müslümanlara saldırmış, gencecik insanlar kurban eti dağıtırken katledilmişti. Saldırılar bununla sınırlı kalmamış, Kur'an-ı Kerimler yakılmış, sırf sakallı ve çarşaflı oldukları için insanlar saldırıya uğramıştı. Tüm bunlar da dindar Kürt halkının ilkel bir Kürt milliyetçiliği ve İslam dışı din ve ideolojilerin muhasarası altında olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Müslüman Kürt halkı HDP'nin seçim bildirgesinde yer verdiği laiklik ve LGBT üzerine iyi düşünmelidir. Dindar Kürtlere gayri İslami, gayri ahlaki ve gayri insani değer, düşünce ve fiillerin dayatılmasına karşı Müslümanca bir duruş sergilemenin imani bir gereklilik olduğu da unutulmamalıdır. Tüm bunlarla beraber HDP'nin aday profiline bakıldığında gösterilen 550 milletvekili adayından sadece 100'ünün Kürt oluşu, diğerlerinin ise genelde farklı etnik ve marjinal Marksist çizgiden kişiler olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Nitekim aday gösterilmeyeceği yönündeki söylemlerin yayılması üzerine HDP'nin vitrin milletvekili listeleri olumlu bulmuyorum. Çok sosyalist, Marksist bir çizgide görüyorum. Bunun da çok fayda getirmeyeceğini düşünüyorum demişti. Türk, Kürt, Arap alemi ezildi. Şimdi dindarlıklarıyla, namuslarına olan düşkünlükleriyle, kahramanlığıyla ve cömertliğiyle Selahaddin-i Eyyubi gibi komutanlar çıkaran Kürtlerin HDP'ye sandıkta gereken dersi vereceği belirtiliyor.